Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer sizlerle beraber efsane bir oyun olan Fallout'u oynayacağız. Hem de ilk oyununu. Serinin ben ikinci oyununu oynamıştım daha önce. İlk oyunu hiç oynamamıştım. Bu benim için de güzel olacak bayağı. Yani ikinci oyun tabii ki bunun biraz daha gelişmiş hali ama temel olarak aynı sistemi. Hemen giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle bir karakter oluşturalım. Karakterimin adını kendi adım koyayım. Şimdi şans puanı bunu indiriyorum. Ben yakın dövüş uzmanı olan bir karakter oluşturacağım için ona göre özellikler vereceğim. Strength'i fazla vereceğim. Evet. Dayanıklılık. Bu sistemin adı Special. Şurada şunların baş harflerinden oluşuyor. Güzel bir sistem. Agility'ye de vereceğim. Evet. Bir şeyden kısmak lazım. Şundan kısalım. Tamam. Heavy Handed veriyorum. Bunlar opsiyonel traits'ler. Avantajları ve dezavantajları var. Bunları okuyabilirsiniz. Birçok özellik var. Ve level atladıkça da perkler geliyor. Yani 2'de geliyordu. Bunu da bilmiyorum geliyor mu. Silahsız dövüş veriyorum. Yakın dövüş silahlarını versem de vereyim. Ya da onun yerine şöyle yapayım. Big Guns'a vereyim. Daha iyi olur. Başka da ayarlayacağım bir şey sanırım yok. Done dedim. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Ha, you're here. Good. Evet, demoyu geçirdim. Oyun şu hikayeyle başlıyor. Dünyada nükleer savaş sonrası dönem anlatılmış. Bu nükleer savaşlardan sonra insanlar yer altında Vault denilen bu sığınaklara saklanıyorlar. Biz de buradan bu Vault 13'ten çıkan bir kişiyi canlandırıyoruz. Bunun hikayesini daha önce okumuştum. Sanırım Vault'un su sistemi bozulduğu için onu tamir etmeye çalışan bir karakteri canlandırıyoruz. Yanlış da olabilir ama onu bir göz atabilirsiniz. Oyunun herhangi bir bazı sitelerde şeyi oluyor. Bu rehberleri oluyor. Neyse, onun dışında bu bölümde başladık. Fareler var. Bu fareleri öldürebilirsiniz. Deneyim puan alıyorsunuz. Sağ tuşla imleci değiştirebiliyoruz işte. Hop. Bir dakika. Neyse, fare geldi. Evet. Şunu öldürdük. Şuradan turn atlatıyoruz. Yani sıra tabanlı bir oyun. Turn based. Şimdi şunu elime alayım arkadaşlar. Silah da alabilirim. Öbür elimde de silah olsun. Şöyle mermi koyalım. Tamam. Bunu değiştirebiliyoruz şuradan. İkinci oyunda tekme de vardı. Bunda sanırım tekme yok. Gel bakalım farecik. Hop, silahla mı vurmuşsun? Şimdi silah yeteneğim de az. O yüzden hop, ölmüş ya. İyi bari boşa gitmedi. Yani silahı diğer yaratıklara kullanırım. Oo, burada fareler dolu. Hop. Bir daha vur. Tamam, onun işi bitti arkadaşlar. Hop. Vuramadı fare Allah'tan.
Bu da gitti. 4 turn gidiyor. Bir tane vurabilirim sanırım bu fare. Yok, vuramıyormuş. Turn atlatayım. Evet. Bakın, özellik olarak inventory'e buradan gidiyoruz. Yok, giremiyormuşum. Çünkü inventory'e savaşta girmek için action point lazım, yani hareket puanı. Şimdi şu fare beni görmeden gideyim. Buradan karakterimizin özellikleri, level atladığımız zaman falan buradan puan veriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Şu anda tabi 0 puan. Bu Pip-Boy dediği şey, işte otomap, arşiv diyor, bilgi almak için, yani konuşmalarımıza ulaşabiliyoruz. Sanırım şuradan dinlenebiliyorduk, rest yapıyorduk. Şu da harita. Açamadan gitti. Şunun da menü olması lazım. Buradan skill'ler, mesela first aid'i kullanabiliyoruz. Tuzak, lockpick, snake, steel, çalma, repair falan filan. Science'da şeylerde kullanıyoruz arkadaşlar. Elektronik, teknolojik aletlerde. Bayağı detaylı bir oyun. İlk çıktığı zamanlarda çok ses getirmişti. Yani strateji ve yani rol yapma ve strateji tarzında türünde bayağı tanınmış, derinlemesine bir oyun diyebilirim. Yani tanımlayamıyorum bile, kelimelerle anlatamadım ama çok sevilen, beğenilen bir oyundur. Ben tabii ikisini oynamıştım ama bu da bayağı güzel. Oynamadıysanız, hani 97'de falan çıktı. 20 sene olmuş bakın. Hala oynayabilirsiniz diyebilirim. Bir ona bir ona vurduk. Bir de şuna. Hallettim. Şu taraflara gideyim arkadaşlar. Hop, vur. Burada bayağı fare var ama. Hop, gel bakalım. Hit point'im de şurada. Action point'te 10. Agility puanı vardı. Onu yükselttiğim için bu şekilde. Yoksa o kadar puanım olmaz. Yani hareket edemezdim. Ölmedi mi? Of, 4 enerjimi götürdü fare. Lan ne biçim fareymiş? 3, 6 tane daha var burada. Fareciklerden. Bunlar fare de değil, yani sıçağım bildiğin. Böyle giderse ağzımıza da yapacaklar herhalde. Ölmedin mi sen? İyi, beni gören yok. Şu fareyi bir koy. Oh, kaçırdık. Tamam, o da hakkın rahmetine kavuştu. Hop, şu da görmedi. İyi. Yani ben şimdi görmüyorlar, onlara arkadan yaklaştığım için gizli yaklaşıyorum. Hani oyunun bir bozukluğu falan değil. Mesela bakın. Bu dibine gittim, gördü tabii, saldırıyor. Bir tane koy. Güzel. Gel bakalım. Bir daha vur. Tamamdır. Hop, dibinde durduk farenin. Hop. Tamam arkadaşlar, şimdi turn atlatıyorum. Evet. Savaş bittiği zaman
real time olarak hareket ediyoruz tabi. Cesetlere de şöyle bakabiliyoruz el simgesiyle. Bir şey yok üstünde. İnceleyebiliyoruz işte. Sırt çantamıza böyle de bakabiliriz. Bu ne? O herhalde ceset üstünde yetenek kullanma veya herhangi bir eşya üzerinde. Bakın. Ölüymüş. She diyor. Yani dişi fare demek. Onu bile söylüyor. Bayağı detaylı oldu. Şimdi buralar fareleşi doldu. Başka fare var mı? Yok demek ki. Çift tıkladığımda koşuyor karakter. Grafikler zamanına göre çok hoş görünüyor. Güzel. Ben beğeniyorum yani. Şimdi şu kısma gidince haritaya geçeceğiz. Buradan çıktık arkadaşlar. Şimdi harita bayağı geniş. Vault 13'teyiz. Vault 15 açık. Oraya gideyim. Kendi gidiyor karakter. Artık bu taraftaysa. Pardon. Şimdi inşallah yolumuz yani sorunsuz olur. Hop, bir şeyler çıktı karşımıza. Elektrik simgesi çıktı. Oo. Şimdi bakın bu oyunda böyle hani herkes düşman değil. Yani bir grupla karşılaştım durdu. Kim bu? Bir tane adam. Aralarında bir bu farklı. Bununla bir konuşayım. Merhaba gezgin. Adım O Duck mı yazıyor? Ne bileyim öyle bir şey. Hani D-U-C yazıyorsa And I am headed into Shady Sands. Shady Sands diye bir kasaba var. Yakındaki kasaba. Bu da bir tüccarmış. Tamam diyeyim. Ne satıyorsun? Göster bakalım. Evet bu adamın inventory'si. Bu da benim. İlk yardım seti falan. Bende ne var? Mesela bir tane bıçak koyayım arkadaşlar. Edirne 40 dolar. Adamda para yok. O yüzden ona eşdeğer bir şey isteyeceğim. Bu 119 yok. Onu geç. Bu ne kadar? Of. Mermi alabilirim. Bir tane mermi 89 yok. 24'tü tabii. Neyse bununla şey yapmayayım ben. Şimdi ticaret yapmayayım çünkü ihtiyacım olan bir şey yok. Şimdi bu grup tüccar grubu olduğu için hani bunlara bulaşmadan yani saldırabiliriz de. Gerek yok. Hani düşmanca bir hareket sergilemediğimiz takdirde bize karışmazlar. Ama tabii ki haydut veya başka bir şey olurlarsa o zaman işler değişir. Allah'tan bize böyle bir tüccar grup denk geldi. Şimdilik. Evet, bu kasabaya ulaştık. Map diyeyim. Shady Sands'miş galiba burası. Evet. Şu adamla konuşayım. Good day. I'm called Seth. Adamın adı Seth'miş. Nasıl yardımcı olabilirim diyor. I would like some information. Biraz bilgi alabilirim diyorum. Bilgi. Ne hakkında bilmek istiyorsun diyor. Burası ne diyelim? Sadie Shands. Peaceful community. We have our own irrigation system. Kendi yiyeceğimiz, kendi yağımızda kavruluyoruz diyor adam. Şu akrepler ve akıncılar olmasa daha rahat edeceğiz diyor adam. Etrafta büyük akrepler varmış.
Bunların olduğu bir mağara varmış. Onların yerini... Oo, beni götürdü direkt adam ya. Götür demedik ki adama ya. Dedik mi? Of. Çok var mı? Vallahi orada var. Bunlar da basit değildir ya. Oo. Arkadaşlar. Vallahi söz ağızdan bir kere çıkar. Şöyle göründüğü kadar bir 8-10 tane akrep var. Şimdiki. Ulan. Şimdi şu akrebi bir vurayım. Gel bakalım. Gelme. Hop. Valla. Yok, yakınıma geldi. Şimdi tabancaya ihtiyaç yok. Öyle yamulturmadım ben. Akrep de olsan. Şu akrep gördün ya. Bunu aldım. Şimdi o akrebin belki görüş alanının dışında indi. Fazla uzaktan da tabii ben de iyi bir atıcı değilim. Heh, geliyor. Hoppala. Oh. Tamam, bunu da hallettik arkadaşlar. Evet, bu kuyrukları alayım. Bunlar bazı yerlerde satılıyor. İşe yarıyordur be ya. Burada alınacak bir şey yok. Hani böyle ceset meset oluyor. Üstünde bir şey oluyor. Veya sandık, şu bu falan filan. Orası boş. Evet, şuraya bir gidelim arkadaşlar. Şurada bir akrep görmüştüm. Akrep. Akrep Nalan vardı arkadaşlar, eskiden bir sanatçı. Yani kadına niye akrep diye lakap takmışlar bilmiyorum ama. Hoppala. Doldur. Charger'ı doldurduk. Pat. Şöyle bir vurup kaçalım. En iyi taktik vur kaçtır. Ol. Ama arkadan yedik. Kıskacı. Yok, kuyruğu. Ulan senin kafana sıkarım artık. Oo. Zehirlendim. Şimdiki. Kuyruğu aldım. Arkadaşlar. First aid. 1, 2, 3, 4, 5. Klavyeden 5 tuşuna basıp kendim de first aid yapacağım. Bir puan iyileştik. İnşallah zehir geçmiştir. Hop, geçmemiş. Bir kere daha deneyeceğim. İyi, biraz daha doldu. Yalnız hala "You have been poisoned" diyor. O, bunlar daha mı büyük ya? Şuradan bir sıksam. O, tek sıkayım.
Ya işte o puanlara vermeyince eğer oyuna baştan karar verin. Şöyle ki tabanca kullanacaksanız yeteneklerinizi ve puanlarınızı ona göre verin. Ama işte tabanca kullanmayacağım. Başka mesela bıçak kullanacağım derseniz melee. Benim gibi yumruk tekme istiyorsanız tekme yok gerçi. Yani yumruk yumruğa dövüş istiyorsanız. Hop. Fena değil çünkü bu da. Yakın dövüş özelliklerine verin. Evet arkadaşlar. Şu akrebi de halledelim. Ya da o bizi halledecek. Şimdi tabanca şuradan. Hop bulamadık. Niye ıskalıyorum ki? He ama %6. Niye o kadar az ihtimal? Bir bakayım. Yine bitmiş. Doldurduk. Allah Allah. Bu akrep bozuldu mu ne oldu? Şimdi ben buna bir yumruk atacağım arkadaşlar. Bu beni sinirlendirdi. Hop. Onda da ıskaladık. Heh, dön lan. Hop kaçtım kuyruğundan. Ulan kocaman şey. Bunlar tabi radyasyondan böyle bu hale gelmiş. Şimdi turn diyelim. Yine zehirlendik. Şimdi şöyle bir şey var. Şu anda turn atlatırsam kaç action puanınız şey pardon action point'iniz kaçsa yani şuradaki o armor class'ınıza ekleniyor. Yani mesela şu anda 7 action point'im var. 17 olur armor class'ım. Tabii ben akrebimize saldırmayı tercih ettim. Hop level atladık. Güzel. Oo burada 4 akrep var. Şimdi önce level atlayayım. Neredendi? Karakter point'ten. Unarmed. Hepsini veriyorum silahsız dövüşe. Done dedim. Hani işe yarasın bari. Şimdi. -32, 34, 1. Evet, vurduk bari. Hop, gel bakalım. Yapıştır. Çak bir tane daha. Güzel. Bir daha vursam. Hop, bir şey olmadı be. Diğer akrepler gördü mü acaba? Ulan bu mağaradan sağ çıkamayabilirim. Şunu da alayım. İyi ki böyle hani dev bir ana akrep yok yani. Hani böyle kocaman. Akrep şey hayvan arkadaşlar ya böyle insan hani gördüğü zaman bir tırsıyor yani gerçekten. Hani ben gerçek hayatta görmüştüm birkaç kere. Öldürmek zorunda kalmıştım çünkü biraz hızlılar. Kaçırdık mı da yani al başına belayı hani rahat da edemezsin şimdi akrep var korkusuyla. Hani zehirli olmasa umurumda değil. Kertenkele falan hiç şey yapma. Sıkıntı olmaz. Ama akrep yani.
Hop, ne yaptın sen öyle? Oh. Oo. Kritikal vuruş oldu. Ne oldu? Bakın arkadaşlar, şunu da göstereyim. Şimdik. Zehir. Zaten zehirlenmişim. Radyasyon etkisinde kalabiliyoruz. Gözden zarar alıyoruz. Bu işte bu statistiklerimizi etkiliyor. Kol kırılması oluyor, bacak kırılması oluyor. Onlar hareket puanlarımızı etkiliyor. Allah Allah, ne diyor burada? Yara mı aldım diyor. Yara alabilirsin diyor. Hani kritikal yer seç. Hoppala, akrep güle güle. Ya oyunda öyle şeylerin olması güzel yani. Kolumuz bacağımız kırılıyor. Doktor yeteneği var. First aid değil, doktor. Onunla da o yaraları iyileştiriyoruz. Bu arada hit point'e dikkat edeyim. Of, ölmedi yani. Evet arkadaşlar. O da bu dünyayı terk-i diyar eyledi. Turn atlatayım. Buradan şöyle çıkayım. Şuradan bir galiba. Şöyle karakterimi getireyim. Hayvan kemiğiymiş o. Tamam, orayı da halletmiştim. Evet, sanırım hiç akrep falan kalmadı. Şuradan bakayım. Aa, şuradan bir gidiş var ama. Vay. Alt katı falan mı var acaba buranın? Tamam ya, yok böyleymiş, kapalıymış. Oyunda grubumuz da olabiliyor. Yanımıza yol arkadaşları alıyoruz. Hani bu oyun biraz Mad Max isimli film var, eski bir film. Ondan da esinlenmiş. Çünkü ondaki ceket vardı oyunda. Mad Max'in giydiği tek kollu ceket. Evet. Shady Sands. Girişe gidiyorum. Şimdi mağara nerede? Burada ben... Şurada mıyız biz? Neyse, her neyse. Girişe geldim. Tekrar adamla konuşacağım. Evet. Teşekkür ediyor. Bütün kasabamız sana minnettar diyor. Bu Rat Scorpions'ları öldürdüğün için diyor. Eyvallah. Tamam, orayı hallettim. Gerek yok, tekrar gitmeyeyim. Barter diyebiliyoruz. Yani ticaret yapıyoruz insanlarla işte. İşe yarar şeyleri alıyoruz veya parası varsa bizdekileri satıyoruz. Tamam. Deneyim puanı aldık mı? Oradaki tüm akrepleri öldürdüm herhalde ya. Kıyıda köşede hani bir tane unuttuysanız görev olmayabiliyor ama herhalde ben öldürdüm. Ne yapayım? Biraz dinlenelim. 6 saat. Yalnız zehiri geçirmek lazım arkadaşlar.
Neyse, yolda geçer. Raiders diyor. Raiders nerede? Burada mı? Ya Raiders'a şimdi gitmeyeyim. Vault 15'e gideyim. İnşallah yolda şu zehirlenme de geçer. Oo. Oo. Zehirlenme geçse ne olur? Dört tane akrep sardı etrafımı. Hatıralar sardı dört bir yanımı. Şuradan kaçsam mı arkadaşlar? Yok lan, bizde geri vites yok. Şöyle ağzına vururum akrebi. Lan kaçsaydım bir. Hop. Oh, bunlar beni kıskaca aldı. Şöyle bir adım atayım. Ulan. Heh, şu akrebe kaç puanım var? 4-8. İki vuruş yapabilir miyim? Bu öldü. Bir tane de şunun kaburgasına vursam. Hop. Oh. Uf. Üf. Bayağı enerji gitti. Hey. Ah. Arkadaşlar yapıştık yere ya. Ya evet, kaçsaydım hani böyle durumlarda kaçmanız daha etkili olur. Sonuçta bir sürü akrep vardı. Hani ilk seviyelerde biraz zorlanıyoruz. Ama işte dikkatli olursak hedefe ulaşabiliriz. Arkadaşlar oyun çok güzel. Tavsiye ederim. Eski bir oyun olmasına rağmen hala oynanabilir. İngilizce biraz bilmeniz gerekiyor. Diyalogları anlayıp keyif almanız için, görevleri çözmeniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha güzel eski ve yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.